Yani devletin hem işlemiş olduğu, yani bölgede Kürdistan'da sürdürdüğü politikaların yanı sıra yine Türkiye'deki muhaliflere yönelik de topluma yönelik işlenen suçtan örtbas edilmesinde aslında basını yani bu tehdit olarak görüyor ve sürekli de basına yönelik bir yönelim olduğunu görüyoruz. Zaten nitekim hemen hemen her yıl, hatta her ay, özellikle AKP iktidarıyla birlikte neredeyse her ay gazeteciler yaptıkları haberden dolayı, yine haber kaynaklarıyla yaptıkları görüşmeler suç sayılıyor ve gazetecilerin karşısına aslında soruşturmalar, dosyalar, işte tutuklama ve gözaltı gibi politikalarla gazeteciler tutuklanıyor. Ben ve 3 tane gazeteci arkadaşım da aynı şekilde, yani bu politikaların aslında devamı olarak ben ve 3 tane gazeteci arkadaşım da 23 Nisan'da evimiz basılarak gözaltına alındık. Yine yani hem telefonlarımıza hem diğer cihazlarımıza aslında el konuldu ve yani aslında ilk hukuksuzluk orada başladı. Çünkü biz hepimiz gazeteciydik ve bir telefonla bizi çağırdıklarında aslında gidip ifade verecek insanlardık. Yani kamuoyu da tanıyor. Gazetecileri aradığında gidecek ama onlar bunu yapmak yerine daha çok işte ev baskınlarıyla gazeteciler üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Biz de buna maruz kaldık. Elbette ki bu hak ihlalleri bunlarla sınırlı kalmadı. Biz zaten 3 gün boyunca göz altındaydık. Hiçbir şekilde avukatlarımızla görüştürülmedik. Dosyamızda gizlilik kararı vardı. Yani neyle suçlandığımızı dahi o zaman bilmiyorduk zaten. İşte 4 günlük gözaltı sürecinden sonra avukatlarımız geldi ve hani görüşmeyi o zaman sağlayabildik. Ama o 4 gün süre zarfında da yani bazı özel uygulamalara da maruz kaldık. Bunlardan bir tanesine ben kendim zaten maruz kalmıştım. Birincisi, yani vatan emniyete götürüldüğüm andan itibaren aslında bu hukuksuzluk başladı benim için. Çünkü orada indirildiğimde de, yani arabadan, otodan indirildiğim zaman polisler özellikle benim kafamı eğmeye çalıştılar. Elbette ki ben buna da itiraz ettim, yani kimsenin benim başımı eğmeyeceğini belirttim. Ama söylediğim gibi, yani bunu kameraya alarak bir o baskı süreci oradan başladı. Sonra biz zaten nezarette olduğumuz süre zarfında işte ikinci günü yine aslında şifahi görüşme, yani yasal olmayan bir ifade alınmak istendi benden. Ben bu ifadeyi reddettim. Yani avukatım olmadan bir görüşme sağlamayacağımı ve bunun hukuki olmadığını belirttim. Bunun üzerine bir tartışmamız oldu. İşte yani aslında avukatım olmadan görüşme yapmak istemememi örgütsel tavır olarak ele alıp bunu, yani bu beni hedef gösterdiler ve işte ısrarla görüşecek misin denildi. Yani ama dediğim gibi, yani avukatım olursa görüşürüm ama avukatım olmadığı için görüşmeyi kabul etmedim ve bu ikinci günden sonra aslında oradaki sürecim tamamen arkadaşlarımdan izole edildim yani. Hastaneye götürülürken ayrı götürülüyordum. Yine avukat görüşlerini en son ben çıkarılıyordum ve arkadaşlarımla hiçbir şekilde bir iletişim, selam dahi verilmem engellendi yani. Nitekim sizin de belirttiğiniz gibi 26 Nisan'da biz mahkemeye çıkarıldık. Ben 7 yıldır aslında gazetecilik yapıyorum ve benim şu ana kadar 10.000 tane haberim var. Ama benim yaptığım bu kadar haberin içerisinde 64 tane tecride dair yaptığım haber çıkarıldı ve bu haberleri niçin yaptığım, amacımın ne olduğu, haberin başlıklarını ben mi atıyorum gibi, yani gerçekten yani bir gazeteciye sorulmayacak sorulara orada maruz kaldım. Yani yaptığım haberlerin niye yaptığım soruldu. Yine aynı şekilde kadınlara ilişkin, yani birçok kadın örgütünün yapmış olduğu basın açıklamalarını takip ettiğim için bunlar suç isnat edildi ve niçin takip ediyorsunuz, nereden tanıyorsunuz gibi sorular soruldu. Nitekim bu sorulardan sonra savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıktığımda yani aynı hukuksuzluk orada da devam etti. Yani hakimin
İşte bana susma hakkını neden kullandın gibi bir soru sordu. Yani herkes aslında yolu vatan emniyet düşen herkes şunu çok iyi bilir. Orada kocaman bir yazı yazılır işte susma hakkınızı kullanabilirsiniz diye. Yani orada yani bana neden susma hakkımı kullanmamı bir üyelik göstergesi olarak bana sordu ve niçin susma hakkınızı kullandınız diye sordu. Yani susma hakkını kullanmak zaten herkesin yasal hakkıdır. Yani yasal hakkımı kullanmam beni üyelikle suçlamama yani suç olarak bana isnat edildi. Yine tecrit konusuna değindiler. Hani tecrit haberlerini niçin yaptığım soruldu. Yani herkesin malumu olan aslında yıllardır Türkiye'de tecrit konusu var ve sizin de aslında bildiğiniz gibi ya, İmralı'da çok uzun bir süredir yani pek gelir Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit mutlak bir şekilde devam ediyor ve toplumun yarısından fazlasını aslında ilgilendiren bir konu. Şu an cezaevlerinde de aynı şekilde yaşanan özellikle bu hukuksuzluklar ve hak ihlallerine dair birçok şeyler var yani ama bunlar özellikle havuz medyası tarafından yani söylenmediği, yazılmadığı için özgür basın veya muhalif basın bunu dile getirdiği zaman bu yani bu gazetecilik faaliyetleri özellikle terörize edilerek gazetecilik faaliyetlerimiz illegalize edilmek isteniyor. Yani aslında tam olarak yapılmak istenen bu Türkiye'de. Yani Türkiye'de şimdi sizin de bildiğiniz gibi yani PKK'lıdır Abdullah Öcalan Türkiye vatandaşı ve mevzuat gereği hakları vardır. Şimdi bu haklarının verilmemesi aslında Türkiye hukukuna da aykırı bir şey. Bunun aykırılığını dile getirmek suç değildir. Yani bir gazeteci olarak orada yaşanan bu durumu topluma iletmek suç değildir. Yani ben bir gazeteci olarak eğer tecriti yazmayacaksam, eğer kadın cinayetlerini yazmayacaksam, eğer bugün toplumun büyük bir kesimini aslında ilgilendiren ekonomik krizi yazmayacaksam, yine semalı çocuklar yani onlar aileleri ilaç alamıyor yani eğer onu yazamayacaksam, yani sırf haber kaynağımı aradım diye benim aramam, siz bunu nereden tanıyorsunuz deyip yani her gün medya karşısına çıkan insanların nereden tanıdığım soruluyorsa, o zaman bu ülkede gerçekten ciddi anlamda ifade özgürlüğü anlamında sorun olduğunu söylemek mümkün yani. Yani birçok kez aslında örtbas edildiğini söyleyebiliriz ama bu suçların ortaya çıkmasında özellikle Kürt basınının büyük bir etkisi vardır. Yani bu suçtan ortaya çıkarılması, bunun kamuoyuna iletilmesi, hesabının sorulması elbette ki devlet erkini ve iktidarları rahatsız etmiştir ve bu yüzden de yani bu gerçeğin açığa çıkmaması bağlamında Kürt basınına yönelik evet yani özel bir baskı olduğunu söyleyebilirim. Ben aslında defalarca yazdığım bu hak ihlaline kendim bizzat maruz kaldım ve evet yani Bakırköy'de benim iradem dışında çıplak armaya maruz bırakıldım. Buna itiraz etmeme rağmen bunun bir suç olduğunu, bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade etmeme rağmen iki defa çıplak armaya maruz bırakıldım. Yani şunu söyleyebilirim, hiçbir gazeteci ya da hiçbir insan aslında, hiçbir insanın buna maruz kalmaması gerekir. Çünkü yani zaten siz orada ayrı bir hani cihazdan geçiyorsunuz, yine bir üst aramanız zaten oluyor. Sizin insanlara yani orada çıplak arama tamamen psikolojik bir baskının yani kişi üzerinde yaratılmak istenen iradesizleştirme, itibarsızlaştırma yani aslında tam olarak psikolojik anlamda baktığımızda bunun hedeflendiğini görüyoruz. En azından benim gözlemlediğim ve çıplak aramada ısrar etmelerinin nedeninin altında yatan nedenin bu olduğunu düşünüyorum. Sosyalarımızda tamamen bizim yaptığımız haberler vardı. Yani haberler dışında bir şey yok. Yani bu haber neden yapıldı? Haber kaynağıyla neden konuştun? Niçin konuşuyorsun? Yani dosyalara baktığımız zaman gerçekten yani temeli olmayan dosyalar. Yani sadece yani özgür basında çalıştığınız için işte hani yazma, aslında sana yazma mesajı veriyor. Bunu yazma diyor yani. Sana benim yaptığım suçları, benim yaptığım şeyleri ortaya çıkarma. Çıkarırsan ben de seni böyle tutuklarım yani. İlla bir şey olması gerekmiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlarımın da dosyasına baktığım zaman yani o dosyanın aslında yani yaptığımız haberlerden dolayı tutuklanmanın zaten
gazeteciliğin önünü kapatmaya yönelik bir şey olduğunu görebiliyoruz yani.